Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında liderler arasındaki e, bu meselede tam olarak kim ne demek istedi? Ben daha milliyetçiyim mesajı mı veriliyor acaba? E, bu noktada Emin Bey'le devam edelim. Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı da bizimle birlikte Emin Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl yaklaşıyorsunuz konuya? Kuvai Milliye vurgusu yaparken Cumhurbaşkanı Yürü. özür dilerim. Kılıçdaroğlu ne demek istedi Cumhurbaşkanı Erdoğan e, buna yanıt verirken e, öyle diyor. Ben Kuvai Milliye geleneğinden geliyorum diyor ama bir defa e, nedir bu? Bundan haberi yok diyor. Hani misak-ı milli nedir? Neyi kapsıyor diye devam ediyor eleştirisine. Buyurun. Tabii 6 oktan haberi var mı o da tartışılır Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Ben burada Masum Bey'e katılıyorum. Ee, bakın güzel bir tespit yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu ciddi bir baskı altında ortaya koyduğu politikalarla zaten o kuvayi milli ruhundan çok uzaklaştığı görünüyor ve ciddi eleştiriler var. Bir kere bu eleştirileri den kurtulmaya çalıştı. Kendisine bir manevra alanı yaratmaya mı çalışıyor nedir bilemiyorum ama bir bakın Kuvayi Milliye ruhundan bahseden insan ilk başta Cumhuriyet Halk Partisi'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı'nı alır kapının önüne koyar. Lütfü Savaş ne dedi? Birkaç gün önce bakın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını Uluslararası karar vericilerin belirleyeceğini söyledi. Tekrarlıyorum, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını uluslararası karar vericilerin belirleyeceğini söyledi. Kemal Bey'den bu konuda bir tepki geldi mi? Gelmedi. Yani e, o açıdan bugüne kadar zaten ortaya koyduğu tavırlar da aslında Mustafa o konuda konuşacağız yolunda, birazdan. Var. Tabii. Kuvay Milliyecilerin yolunda değil de Ali Kemallerin yolunda gittiğini gösteriyor. Ali Kemal kimdir? Ali Kemal Milli Mücadele döneminde İngiliz mandasını kabul etmek gerektiğini söyleyen, daha sonra da Milli Mücadele'nin ardından vatandaş tarafından linç edilen bir kişidir. Ali Kemal aynı zamanda Boris Johnson'ın dedesidir. Boris Johnson da buradan gitmiş ama İngiltere'de, başbakan olmuştur. Yani o açıdan yani mültecilik şu bu tartışmalarında bunu da örnek göstermek lazım. Pakistanlı milletvekilleri var bugün Londra'da. Londra belediye başkanı da Pakistanlıydı. Bunun da altını çizmek lazım şimdi. Bakın kuva Milliye diyoruz. kuva Milliye'den bahseden insan 15 Temmuz'a bir tiyatro demez. 15 Temmuz'da tiyatro diyen adam da, e, adama da sorarlar. Yani madem tiyatroydu o zaman neden Ali Kemallerin yolunda gittin de Mustafa Kemal'in yolunda gitmedin diye sorarlar. Unutulan bir şey var. E, 15 Temmuz'da Bin Ali Bey, Bin Ali Yıldırım Başbakan kendisini arıyor. Ve e, diyor ki Cumhuriyet Halk Partisi de sokaklara insin, siz de bize destek verin diyor. E, Kuvayi Milliyeci Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gelen cevap şu. Peki bunların can güvenliğini kim koruyacak? Yani düşünebiliyor musunuz? Kuvayi Milliye ruhundan geldiğini iddia eden bir e, Kemal Kılıçdaroğlu e, bu tür ifadelerde bulunuyor. Yani Mustafa Kemal olsaydı, Kuvayi Milliyeciler olsaydı zaten bir uyarıya gerek kalmadan çıkarlardı sokaklara. E, Türkiye'ye yönelik bir işgal girişimi. Çünkü 15 Temmuz bir darbe girişimi değildir. Türkiye'yi esir alma, e, milleti esir alma girişimidir Türkiye'ye karşı girişilmiş dış destekli bir operasyondur. Bunu hepimiz biliyoruz. Yoksa Fethullah Gülen denilen adam bu kadar büyük bir adam değildir. Bu kadar büyük yönlendirmelerde bulunamaz. Ayrıca Kuvayi Milliye geleneğinden gelen bir isim bir kaset operasyonuyla gelmez. Kuvayi Milliye ruhundan gelen bir isim söke söke alır, mücadele eder. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'a da bizi destekle mesajını göndermez. Ve e, sürekli olarak Avrupa'ya Türkiye'yi şikayet etmez. Örnekleri var, pek çok örneği bunu da saymayalım. E, Kuvayi Milliyeciler, özellikle Mustafa Kemal bir dönemde bu Avrupa'ya, kusura bakmasın kimse ama ahır köpekleri demiştir bunların tavırlarından dolayı. Kuvayi Milliyeciler bunu yaparlar. O açıdan e, Kemal Kılıçdaroğlu ciddi bir sıkıntı içinde. E, biliyor yani nasıl bir görüntü verdiğini halkta e, bu tür e, genel e, davranışlar içine giriyor çok çarpıcı bir örnek verelim biliyorsunuz dilek Akagül Yılmaz Uşak Milletvekili Cumhuriyet Halk Partisinin e, bir dönemde kalktı dedi ki e, bizim Sezgin Tanrıkulu ki Sezgin Tanrıkulu Genel Başkan Yardımcılığı yapmış bir isimdir Cumhuriyet Halk Partisi içinde Sezgin Tanrıkulu için ABD'nin TR 705 kodlu haber alma elemanı olduğu söyleniyor. Ne yaptı Kemal Kılıçdaroğlu? Sezgin Tanrıkulu'na yönelmedi. Bu nereden çıktı demedi. Ee, Dilek Akagün Yılmaz disipline verildi. Daha sonra üstü çizildi. Bugün Sezgin Tanrıkulu Cumhuriyet Halk Partisi içinde boy gösteriyor ama Dilek Akagün Yılmaz ki ee, ...o gelenekten gelmiştir. Yani Cumhuriyet Halk Partili'dir. Ee, ulusalcı bir isimdir. Ee, bugün listelerde yok, ortada yok. Onun da üstü çizildi. Yani Kuvayi Milliye Ruhu'nu temsil edenlerle savaş, savaş açacaksınız. Onlarla e, bütün e, ciddi anlamda ilişkiyi keseceksiniz. Ama şu iş şova geldiği zaman Kuvayi Milliye Ruhu'ndan bahsedeceksiniz. Bence e, Sayın e, Erdoğan... Cevap vermekte doğru yaptı. Çünkü gerçekten ciddi bir kirletme var burada. Çünkü Kuvayi Milliye ruhu, yani Cumhuriyeti kuran bir ruhtur. Burada bir cevap vermesi gerekiyordu. Gereken cevabı da verdi. Ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun, yani ben Erdoğan'a benzemem ifadesine kesinlikle katılıyorum. Evet, Erdoğan'a hiç benzemeyen, hatta ve hatta Kuvayi Milliyecilere de benzemeyen çok farklı bir kişiden, kişilikten bahsediyoruz. Kuvayi Milliye denildiği zaman en son akla gelecek isim bana göre Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Fazla da uzatmayayım herhalde maksat hasıl oldu. Peki bu arada e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni paylaştığı Twitter mesajları var. E, şöyle söylüyor, bizi parasıyla satın alabileceğini düşünen AB ile çetin müzakere edeceğiz dedim. Erdoğan sinirlenmiş, misak-ı milli öğrensin demiş. Eurolara insanımızın e, mahallelerini sattın sen, misak-ı milli kimsen kim, tüccar oldun ama devlet adamı olmak istemiyorsun bir türlü e, diyor ve şöyle devam ediyor. İnsan haklarına çok önem verdiğini iddia eden AB'ye yaptığım çağrı, yükü beraber yüklenmek üzerinedir. Bu süreci tamamladığımızda emin olun vatandaşımız kadar Suriyeli misafirlerimiz de mutlu olacaktır. Çözüm var ey halkım. Sadece eurolara teslim olmayacak. Yöneticiler eksik diyor. Yapmış olduğu açıklamalarda ki onlar da çok yeni. Semiha Hanım bir cümle. Tabii. <laughs> bir cümle ekleyebilir miyiz? Bakın şimdi burada yine bir kirletme var. Yani Amerika Birleşik Devletleri ile ...kiddi müz müzakereler yapacakmış... ...çetin müzakereler yapacakmış... ...Amerika Birleşik Devletleri ile... ...çetin müzakereler yapmayı düşünen... ...bir siyasi parti lideri... Biden'dan ne bekliyorsunuz denildiği zaman... ...dünyadaki e, demokrasi... ...hareketlerine destek versin... ...yani bize destek versin... ...anlamında laflar etti... ...yani hiçbir kuvayi milliye geleneğinden... ...gelen kişi bu tür lafları etmez... E, ...Avrupa'dan veya Batı'dan... ...medet ummaz... ...Avrupa veya batıyla ile... Mücadele eder ama bakıyorsunuz e, Kemal Bey bir öyle diyor bir böyle diyor. E, tekrar dönüyorum geliyorum. E, Masum Bey'in o tespiti son derece doğru. De Üzerindeki hı hı. bu olumsuz havayı e, kırmaya çalışıyor, uğraşıyor. Ama e, bu hava yerleşti. Yani artık Kemal Bey bunları söylediği zaman herkes ne demek istediğini e, gayet iyi anlıyor ve algılıyor. Şimdi sözü ben aslında ben bir şey söylemek söylemek bırakmak istiyorum yalnız. Düzeltme yapmak için. E, bu 15 Temmuz harekatında hakkını vermek lazım. CHP'liler de sokaktaydı ve mecliste hatırlayın. CHP'liler doğru. Yani şimdi yani oturup da CHP'liler yok falan dememek lazım. Doğru. Yani yani CHP'liler doğru. öyle kimse CHP'liler mücadele Doğru. Meclisteki milletvekilleri doğru. de gerekeni yaptılar. Bunu da açık bir getirmek Bey? lazım. Tabii tabii. Yani Masum e... Bey son derece doğru. Cumhuriyet Halk Partilerden bahsetmedim ben. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bahsettim. Ama işte, size bir, bir örnek verdim. yani, yani Yok. Ben yani CHP'lerle ilgili hiçbir söylediğim herhangi bir olumsuz durum yok. Cumhuriyet Halk Partiler de sokağa inmiştir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu kendisine telefon eden Binali Yıldırım'a, CHP'liler sokağa insin diyen Binali Yıldırım'a onların can güvenliğini kim koruyacak cevabını vermiştir. Ve CHP'lilerin sokağa inmesinden rahatsız olmuştur. Benim söylemek istediğim budur. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde Kuvayi Milliyeci de var, vatanını seven pek çok dostumuz da var. Cumhuriyet Halk Partileri toptan karalamıyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi bugün bir operasyona uğramış partidir. ...ve Kemal Kılıçdaroğlu gelmiştir... ...Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına... ...ve geçmişle irtibatı kesilmiştir... ...hafızası sıfırlanmıştır... ...Cumhuriyet Halk Partisi... ...Cumhuriyet Halk Partisi olmaktan çıkmıştır... ...bunu e, Muharrem İnce de söylüyor... ...işte... E, ...Mustafa Kemal Çiçek e, zaman zaman çıkıyor... ...bu programlara o da söylüyor... E, ...Yılmaz Ateş de söylüyor... ...herkes söylüyor CHP ile... ...CHP tabanıyla... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nu ben karıştırmıyorum... ...ikisi farklı şeyler ama... Cumhuriyet Halk Partisi tabanı bundan e, yine sizin söylediğinize dönüyorum. Bu görüntüden rahatsız olduğu için zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu da ben de KÜVA'yı milleyeceğim, ben de sizin gibi düşünüyorum diye o tabanın kaçmasını engellemeye çalışıyor. O tabanın da ağzına bir parmak bal sürüyor. Peki sizden o cümleyi alayım, Öztürk Bey'e döneceğim. Hayır, Tek cümle dedi Metin kere, Bey. Biz bu konuları tartışırken galiba en büyük haksızlığa şurada uğruyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yönetemeyen yöneticileri eleştirdiğimiz zaman, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren saygıdeğer seçmeni eleştirmiyoruz. Seçmen niye gidiyorsunuz, oy veriyorsunuz? Bu partiye oy mu verilir? Siz manyak mısınız? Böyle bir şey ağzımızdan çıkmıyor. İki, HDP eleştirirken asla biz demiyoruz ki HDP seçmeni e, PKK'lıdır, teröristtir. Ama HDP'nin... E, böyle bir pozisyonda olduğunu söyleyen en büyük katırcı oluna HDP'nin kendisinden tepki gelmiyor. Şimdi burada e, elmayla armudu birbirine karıştırmayalım diye söylüyorum. Cümlemiz hepimiz başta söyledik. Eminim de onu kastettiğini zannetmiyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi seçmenine sokağa inmediniz, 15 Temmuz'da direnmediniz falan değil. Ben şunu biliyorum. Yeni kapıda ben oradaydım. Ee, yeni kapıya geldi. Ve Kemal Bey'in yaptığı konuşmayı zoraki bir konuşma gibi yorumladım. Ertesi gün oradan çıkıp 20 Temmuz darbedir dediği anda yeni kapıya da gelmesi, e, hangi kapıya giderse gitsin o kapının 15 Temmuz'u savunma kapısı olmadığı ortaya çıktı. Onun için eleştirmiştik. Gelelim e, Kuvayi Milliye ruhuna ve ülkeyi dolarlara, eurolara satmaya. bilmiyor. Ya ne oldu kimse ülkeyi mi satıyor? Kemal Bey'e hatırlatırım. Sayın Genel Başkan, kıymetli, saygıdeğer Genel Başkan. Kemal Bey, siz çıkıp demediniz mi? Ey yabancılar, gelin bu ülkeye yatırım yapın diyemem. Çünkü Türkiye'de can güvenliği yok. Bunun neresi kuvayi milliyecilik? Neresi dolara, yulo, euroya teslim ol? Ya ülkene gelecek. Yatırımcının önünü kesiyorsun. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı siyaseten eleştirmek için ya da o kuvayi milliye sözünden sonra Tayyip Bey de Sayın Cumhurbaşkanı da eski futbolcu olduğu için 90'a bir gol takmış. Onu çıkarmaya çalışıyoruz. O buradan çıkmaz. O gol yazıldı haneye. Peki. 10 yıldır olduğu gibi. Yani 10 seçimdir olduğu gibi.